Merhaba hanımlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mekiğime biraz yeşil ip sardım arkadaşlar ve alt ipime de yeşil kullanmak istediğim için de koparmadım. Sadece yapraklarımızı yapacağımız için ben buraya çok az miktarda sardım. Dilerseniz alt ipi olarak beyaz kullanabilirsiniz veyahut da istediğiniz başka bir renkte kullanabilirsiniz. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Alt ipimi hemen bu şekilde birleştirerek buraya iki tane ilmek atıyorum. Ve arasını açıyorum. Hareket etmeyen kısmına ilmek atacağız. Hareket eden kısım her zaman parmağımızın alt tarafında kalacak arkadaşlar. İpimizi oldukça gergin tutuyoruz ve mekiğimizdeki ipimizle ilmek atıyoruz. Şimdi buraya ilmek atmaya başlıyorum. 1 2 bir düz bir ters ilmek atıyorum. 3 4 5 6 7 8 bu şekilde buraya toplamda 18-20 tane kadar ilmek atıyorum. Evet. Buraya 18 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi hafifçe sıktım ve pırpır yapmaya başlıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Toplamda 3 tane pırpırımız olacak. Bu şekilde 3 tane buraya pırpırımı yaptım. Tekrar buraya 18-19 tane kadar ilmek atıyorum. Evet, 19 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıkarak alt ipimi çektim. Bu şekilde birinci yaprağımı da yapmış oldum. Şimdi buraya hemen alt ipimi birleştirerek iki tane ilmek atıyorum. Alt ipimi tekrar uzatarak burayı birleştirdim. Bu defa ortasına beyaz yapacağım arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum. Bu şekilde başlayarak iki tane ilmek attım buraya. Ve arasını açtım. Yine hareket etmeyen kısmına ilmek atıyoruz. Hemen ilmek atmaya başlıyorum. Oldu. Yine buraya 18 tane ilmek atıyorum arkadaşlar. Sekiz tane ilmeğimi attım. Alt ipimi böyle hafifçe sıkıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. O büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Tekrar 18 tane ilmek atıyorum. Sekiz tane ilmeğimi attım. Alt ipimi de sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde ortasını oluşturmuş oldum. Şimdi burada beyaz ipimi hemen koparacağım. Sökülmemesi için de hemen
Ucunu yakıyorum. Hemen karartmadan ucunu yaktım arkadaşlar. Bu şekilde ortasını oluşturmuş olduk. Şimdi alt ipimi hareket etmeyen kısmını arkadaşlar hemen o yamın üzerinden alıyorum bu şekilde. Ve buraya hemen pembe ipimle devam edeceğim. Bu şekilde başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buraya 8 tane ilmek attım. Şimdi pırpır yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bu şekilde buraya toplamda 8 tane pırpır yapacağız. 4 oldu. Sekiz. Evet. 8 tane buraya pırpırımı yaptım. Son pırpırımı yaptıktan sonra 2 tane de ilmek attım. Şimdi burayı birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen tığımı alıyorum. Dilerseniz ipinizi bükerek ipinizin altından, alt ipin altından pırpırın içinden geçirip bu şekilde birleştirebilirsiniz. Mekiği arasından geçirerek. Ben burada alt ipimi arasından geçireceğim. Hemen tığımı yardımıyla pırpırımın içinden alt ipimi geçirdim. Dikkatli bir şekilde alt ipimi çekiyorum. Alt ipimin yeşil olduğu için gözükmemesi için de çektikten sonra alt ipimi iyice çekerek burada görünmesini engelliyorum. Önce buraya ters ilmek atıyorum. Daha sonra bir düz, bir ters. Yani toplamda 3 ilmek attım buraya arkadaşlar. Şimdi pırpır yapmaya devam ediyorum. Buraya yine 8 tane pırpır yapacağım. Diğer yarısını bu şekilde tamamlamış olacağız. 8 tane pırpırımı yaparak tamamlayacağım. Buraya 8 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şimdi 8-9 tane, 10 tane de atabilirsiniz hatta ilmek atıyorum. Ben buraya 10 tane attım. Hemen alt ipimi sıkarak alt ipimi çektim. Şekilde çiçeğimi tamamlamış oldum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Ve hemen ucunu yakıyorum. Şimdi diğer yaprağımı yapmak için alt ipimi birleştiriyorum. Mekiğimi hemen kenardaki yeşil ipimi alarak buraya 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım.
Yine 18 tane ilmek atıyorum. Hemen bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Toplamda 3 tane pırpırımız olacak. Buraya 19 tane tekrar ilmek attım. Alt ipimi hemen çektim. İkinci yaprağımı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi hemen buraya birkaç tane ilmek atıyorum. Dilerseniz 2 veya 3 tane de atabilirsiniz. Hemen iplerimi kestim ve uçlarını yaktım. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.